Aşk meşk bir iddia konuşalım. Müge, ben onların yan yana fotoğraflarını böyle dün sayfalarda görünce bir mutlu oldum. Çünkü ben onları beraberken çok yakıştırıyordum. Evet. Bir İnanılmaz de böyle yakışıyorlardı. Beraberken o Burak Deniz daha sakin, daha uyumlu, farklı biriydi. Sonra biraz değişti. Evet, Didem Soydan'la, model Didem Soydan'la biten ilişkisinin ardından adı Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Burak Deniz'in 5 yıl önce ayrıldı. Sevgilisi Büşra Develi'ye geri döndüğü iddia edildi. Burak konuyla ilgili sessizliğini korurken Büşra'dan ilk açıklama geldi. Büşra'nın açıklamasına ben ikna oldum Mügeciğim. Çünkü karşılaştık, arkadaşça yemek yedik. Sadece arkadaşça yemek yedik, kahve içtik diyor. Sürekli bir arkadaşçanın altını çiziyor. İzleyelim. Evet. İstanbul'u dizi çekimleri için terk etmeye hazırlanan Büşra Develi'nin 2018 yılında ayrıldığı eski sevgilisi Burak Deniz'le barıştığı iddia edilmiş, ikilinin ayrılık sonrasında yemekte buluşması aşklarına bir şans daha verecekler dedikodusuna neden olmuştu. Barışıldı dediler. Yok, hiç öyle bir şey yok. Aslında biz böyle bir karşılaştık ve böyle arkadaşça bir yemek yedik. Yani ikimiz de birbirimizin böyle kişisel tarihinde bir yere sahip olan insanlar olduğumuz için son derece arkadaşça böyle bir kahve içmeydi. Böyle konu bizim evliliğimize kadar gitti böyle, ben anlamadım. Bayağı da güldüm bu arada. Çok özür dilerim ama karşılaşma mı, buluşma mı? Karşılaşma aslında yani. Karşılaşmanın üstüne aynen. Birlikte böyle bir hadi bir kahve içelim, bir konuşalım. Hani geçmişi yad edelim, biraz nostalji yapalım. Çünkü uzun seneler geçti üstünden. Hiç onun ötesinde hiçbir şey yok. Söz konusu bile değil. Ayrıca böyle haberlerde de benim böyle kısmetimi lütfen kapatmayın. Sizden rica ediyorum. Evet, çünkü bu açıklamayla netleştik şu anda. Lütfen bu son cümleyle. Lütfen rica ediyorum. Buradan da aslında kalbinin de boş olduğunu da öğrenmiş olduk. Burak, evet, öyle gereksiz bir açıklama yapmış bulundum yani böyle. Biz çok teşekkür ederiz. Başlığı da belli ettik yani, nasıl sizin bir başlık alacağıma dair. çok sağ olun Müşra Hanım. İyi akşamlar dileriz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Ben onlara ayrılınca gerçekten üzülmüştüm. Evet, hatta çok yakışıyorlardı. Hatta sosyal medyada bile diyorlardı ki aşka olan inancımızı kaybettik. Evet. Çok yakışıyorlardı. 3 yıl çok istikrarlı, gözlerden uzak bir ilişki yaşıyorlardı. Biz onlardan evlilik haberi beklerken ayrılık haberi gelmişti. O dönem neler iddia edilmişti? Büşra Develi'nin Burak'ı aldattığı iddia edilmişti. Hı. Sonrasında tam tersi. Burak'ın Büşra'ya ihanet ettiği öne sürülmüştü. O öyle bir havada kalmıştı. Aradan 5 yıl geçti ve bir kafede ne güzel bir araya karşılaşıyorlar. Gel eski günleri yad edelim diyorlar. Eski günleri yad edelim diyorlar ve başka bir iddia daha var, onu da söyleyelim. Mesajlaşıyorlarmış bir süredir. Büşra ve Burak. O mesajları Didem Soydan görüyor ve ilişkiyi bitiriyor. Böyle de bir iddia kulağımıza geldi. Didem Soydan o yüzden bitiriyorsa o da haklı olabilir. Eski sevgiliyle mesajı yakalamak ne demek? Onu. Kimse istemez. Yani gerçekten dost ve arkadaş olarak sürdürebilseler de hayatlarına girecek kişiler bundan rahatsız olur ki Büşra Develi ne diyor? Yapmayın, kısmetimi kapatmayın diyor. Böyle de güzel bir kızın kısmetinin kapalı olması durumu biraz ilginç. Kapanmaz, değil kapanmaz mi? Zaten o kadar bugün hoş de ki. Neden onu söylediğini de şimdi anladık. Ne kadar da doğal duruyor yani. Büşra Develi'nin İbrahim Kutluay'ın yakın markajında olduğu söyleniyor. Acaba bu sebepten dolayı mı kısmetimi kapatmayın? Yok, genelde biz kadın millet hep öyle deriz ya, kısmetim kapanması falan. Ama genelde şimdi biriyle böyle uzaktan olabilir tabii mi? Ki yani eski sevgime döndüm algılanmasın. Yani ben yeni ufukları açayım anlamında da tabii bir mesaj vermiş olurum. İbrahim Kutluay'la da yan yana şimdi fotoğrafa bakınca yakışıyorlar. Olmuş mu diyorsun? Olmuş. Kesinlikle. Fakat insanlar... O bitti mi İbrahim Kutluay'ın bir i̇şte şeyleri vardı, ben ilişkiler? İşte orada ben tam onu söyleyecektim. O da 10 kere ayrı, 10 kere ayrı. O takip edemedim orada artık. Şey, beyin yandı çünkü. 10. Yani çok. Büşra Develi ile İbrahim Kutluay aşkı başlarsa Büşra Develi'nin içinde de hep böyle bir kurtçuk bir şey olabilir. Bunlar yine görüşür mü, görüşmez mi gibisinden. Evet, yine bir kriz var belli. İşte bilemiyorum, erkeklere çok güvenilmez. Ama Burak ve Büşra arasında küllenmiş aşk yeniden alevlenir mi? Hiç sanmıyorum, açıklamalara bakarsak hiç sanmıyorum. Önemli olan dost kalmak. Bir ilişki bittikten sonra hayatını dost kalmak çok önemli. Kimi aldığın senin hayat şeklini de belirliyor. Burak Deniz, Büşra Develi ile aşk yaşarken daha farklıydı. Didem Soydan'la aşk yaşarken daha farklıydı. Fakat geçenlerde Afra ve Mert'in ilişkisinin aniden bitmesinin altındaki şey burada da yaşanmıştı. Yıllar önce ayrıldıklarında Burak Deniz hızla yükseliyordu. Yükseliyordu, evet. Büşra o kadar değildi.
Büşra, 30'lu yükselme sırasında ipler koptu. Büşra'ya bayılıyoruz. Çok doğal, çok güzel bir kız. Hatta ben Büşra'ya şimdi şu karelerde baktığım zaman Hafsa Nur sancak tutana benzettim. Evet. Onun minyonluğu falan, onun naifliği var suratında değil mi? Acayip benziyor. İki resmi yan yana getirsek şu karelerde falan çok benziyor. Ya yüzünü gözünü bu kadar şişirten, bozan kadınlar, evet, genç kızlar. Bu kızlara baktıklarında ay ben ne yaptım demiyorlar mı? Yok demiyorlar hayatım. Arkadaşlar aramda da çok var. Herkes çok memnun. Bilmiyorum yani. Ya bir de çok güzel buluyorlar değil mi kendilerini? Ay muhteşem oldum. Öyle diyorlar. Peki bir magazin turuna gidelim mi? Hadi gidelim. O magazin turunda Ebru Şallı'nın artık büyüyen kocaman olan oğlu ve onun kız arkadaşıyla birlikte görüntüleri var. Teoman her zaman olduğu gibi yine bizi güldürdü. EYT'den faydalandığını ve bu aralar tüm açıklamalarının aynı Serdar Ortaç'a benzediğinden bahsediyor. Nilgün Belgün yıllarca kime aşk, platonik aşk duyduğunu itiraf etmiş. Müge'cim, Tuğba Büyüküstün ve eski sevgilisi Umut Evirgen arasında, evet, orada da bir şeyler neler var. Oluyor bakalım. Magazin turu başlıyor. Etiler'deyiz. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı ve eşinin Emirgan'da trafikte kavga ettiği, Ebru Şallı'nın şiddet gördüğü konusu gündeme gelmiş. Ebru Şallı basını yalan haber yapmakla suçlamıştı. Ancak olaya müdahale eden görgü tanığı yaşananları anlatınca Şallı'nın şiddet gördüğü, olay yerine ambulansın geldiği ve polise ifade verdiği ortaya çıkmıştı. Şallı soruyu duyunca röportajı yarıda bıraktı. Geçtiğimiz günlerde de hatta geçtiğimiz yıl diyelim Uğur Bey ile Emirgan'da bir tartışma yaşanmış aranızda. Teşekkür Bununla ederim. Ilgili de polise verdiğiniz ifade de ortaya çıktı ama siz bunu kabullenmediniz. Bir şiddet olmadı eşimle tartışmanın gibisinden. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi yıllar. Hadi gel. Bu konu ama hani sorulacak ki. Hadi. Hadi. Evet. Evet, Ebru Şallı da efendim 18 yaşındaki, evet, oğlu Beren ve onun kız arkadaşıyla beraber alışverişe çıktı ve başlığı da Ebru kendi atıyor. Gelin kaynana alışverişte, izleyelim onu da. Ya biliyorsunuz, siz hatırlıyorsanız o küçüklüğünden beri benim ufak gibi değil o. Çok böyle poz vermeyi sevmiyor. Seviyorum ya. Çocuklar yani. Onlar hani küçükler daha çok. Ne diyebilirim? Nasıl tanıştınız? Siz de yoksa zaten tanıyorsunuz bayağıdır. Ya tanıyorum. Tanıyorum, evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, evet. Aha. Biraz böyle alışveriş yaptık, bakındık. Öyle. Bir ifade verme durumu var. Siz intihar etmişsiniz. Bir haber vardı. Çünkü en son Emirgan tarafındaki yaşanan o olayla ilgili ifade verdiğinize dair bir yaver çıkmıştı. Bir ifade falan yok, öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Olmadı yani. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ne diyelim yani, bazen böyle insan söyleyecek dilin ucuna geliyor da hani bir söylemeyeyim, frenleyeyim kendimi diyorum. Ebru biliyorsunuz lise arkadaşım. Ve Türkiye şimdi, eski güzellerinden. Evet, bu döneme bakıyorum. Ve şimdi genç. Ebru'ya bakıyorum. Ebru benden herhalde 2 yaş falan büyük diye biliyorum. Büyük mü? Evet, ha, büyük. Ama yani şimdi bu 46 yaşındaki bir kız mı? Yok değil. Yani biraz önce Aslı Şen'in de görüntülerini getirdik. O da söylüyor estetik yaptırdım diye. Ama Aslı Şen için ne dedik? Güzel duruyor çünkü doğal duruyor. Ebru, burada sanki doğallık gitmiş gibi abi. Ebru şurayı çektirmiş. Tabii çenede ciddi bir dolgu var. Göz kısımları karşıda. Göz yanaklarda da dolgu. Evet. Çenede zaten var. Burunda zaten var ama ya Ebru'nun güzelliği güzel, evet, dillere destan bir güzellik ve yakından gördüğünüzde çok daha güzel ama epeydir biz de görmüyoruz bu. Ama burun estetiği bu yaptırmadan kadar önceki hallerinde öyle aman aman da abarttığınız gibi güzel değildi. İlk çıktığı zaman. İlk, evet, ilk fark etmiş. Burun estetiği yaptırıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ama keşke insanlar böyle çok değişiyor.